Şu anda faizler her hafta mı diyeyim artık ay mı bilmiyorum da sürekli bir arttırıma gidiliyor. Yani insanları da bu tarafa teşvik mi ediliyor bilmiyorum ama bu faiz arttırımı hakkında ne düşünüyorsun ya? Şimdi bazen insan akıl tutulması diye bir şey var ya, akıl tutulması. Akıl tutulması yaşar diye. İnsan gerçekten bu akıl tutulması yaşıyor bunlar diyorum ben. Akıl tutulması. Ya siz inadi mi yapıyorsunuz yani? Ayet-i kerimeleri görmüyor musunuz yani? Bu kadar ayet-i kerime görüldüğü halde, Allah Celle Celaluhu'nun bu kadar ikaz olduğu halde bir mümin olarak kabul ettiğimiz takdirde faizi normalde haram görmezsen mümin ifadesinden de çıkıyorsun Allah muhafaza. Tabi haram gördüklerini düşündüğümüz için şöyle konuşuyoruz. Ya bu kadar akıl tutulması olur mu ya? Bu kadar ciddi bir şekilde yani. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Bu kadar Mevla Teala'ya isyan olur mu? Mevla Teala'ya bu kadar düşmanlık olur mu? Mevla Teala'ya bu kadar inadi bir şekilde şey yapılır mı? Ne hale geldik şu anda? Bak, ne hale geldik? Dikkat edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, öyle bir kıyamet alametlerinden bir tanesi bu. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, faiz yemeyen kalmayacak. Yemeyen, yemiyorum diyen de illa kokusundan ne yapacak? Burnu istifade edecek. İşte illa buna gidecek yani. Şimdi arkadaş ya, bir iş olsun da onda ne olmasın? Faiz. Gitsen ekmek almaya gitsen faiz var ya. Ekmek almaya gitsen ya. Ya ekmek alsan faiz var mı kardeşim ya? Ya ne kadar ciddi bir şekilde ne yaptılar bunu? Her tarafa soktular ya. Her tarafa yaygınlaştılar ya. Faturanız 2 gün geç kalsa size faiz soktular. Ya. Yani düşün yani her tarafta ya. E şimdi kardeşim bu kadar Mevla Teala'nın ikazı olmasına rağmen, Resulullah'ın ikazı olmasına rağmen Allah'a harp, Resulullah'a harp ilan edilen bir yerde siz başarılı olacağınızı mı zannediyorsunuz ya? Bunun varacağı yer neresi? Varacağı yer mutlaka genel anlamda diyorum, genel anlamda ciddi bir huzursuzluk, sıkıntı, dert, fakirlik, gerçekten garibi daha çok gariplendireceksin. Ağrıma gidiyor. Vallahi ağrıma gidiyor. İşte dünya üzerindeki insanlardan, işte zenginlerden Türkiye'ye para çekeceğiz. Yani ne para çekeceksin ya? Adam resmen tefeci gibi başımıza biniyor. Veriyor parayı güya bize. Tefeci gibi başına düşünsene 1 milyon verecek. Sen söyle 1.000 lira. 1 milyon olur mu? Yani 1.000 lira verecek. 1.000 lira neyse işte. Yani adam 40 lira alacak. En az. Daha fazlası var. Daha fazlası varmış yani. Verdiğinin yarısını geri alıyor. Ya sen ne konuşuyorsun ya? Adam çökmüş bize demektir ya. Ya bizi resmen köle gibi kullanıyor demektir ya. Bizi emiyor demektir ya. %40 nerede kazanacak bir adam ya? Ya nerede kazanacak ya? Ya soruyorum ben size. Ya başarılı olarak düşündüğünüz bir ülkeyi sıcak. Ya bunlar güya Avrupa diyorlar. Avrupa diyorsunuz. Avrupa diyelim de madem öyle ben hiçbir tanesini kabul etmem. Başka bir şey söylemek istedim. Söyledim. Ya bakın bakalım hangi başarılı ülkenin hangisinde faiz bu kadar yüksek ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapmaya çalışıyoruz yani? Meselemiz ne? Olay ne? Neyin derdindeyiz? Ya neyin derdindeyiz ya? Gerçekten ben akıl tutulması yaşandığını düşünüyorum ben. Yani akıllar durdu. Beyinleri bunlar ne yaptı? Gerçekten durdu yani. Ne yaptıklarını, bildiklerini kesinlikle kabul etmiyorum. Etmiyorum, mümkün değil. Bunlar ne yaptı bilmiyorum. Böyle gidiyorlar. Nereye gittikleri de belli değil. Ama çok ağır bir fatura. Bu işin karşısında çok ağır bir faturaya karşı karşıya kalırız. Allah hepimizi muhafaza etsin. Çünkü Mevla ile harp olur mu ya? Resulullah'la harp olur mu ya? Bu nedir ya? Neyin peşindeyiz ya? Çok ağır bir durum yani. Ben inanın hele hele dedim ya sana düşünsene ya. Elin gavuru bunun parası Türkiye'ye gelecek. İşte onlar dışarıdan para gelecek meselesi. Anlıyor musun sen bunu? %40 ya yatıracak. Sen de resmen ne yapıyor? Emin Ya misin? emiyor, emiyor, kanını emiyor ya, kanını emiyor. Kanını emiyor. İşte bize para verdi. Ulan onun parasından ne olur? Bir defa ben parasından bereket gelmesi. Bereket gelmesi.
Ondan sonra Cumhuriyet tarihinde en fazla, en zirve ya. Ne Cumhuriyet tarihinde be? Türkiye'nin şeye git ya, en uç dokusuna kadar git. İlk defa böyle bir şey ya, bu nasıl iş ya? Nasıl iş? Ben çok anormal karşılıyorum. Hiç normal değilim bu konuda. Ve gerçekten de evet, biraz imani noktalarınız kaldıysa, biraz imani kimliğiniz kaldıysa lütfen bir kendinizi şöyle bir şey sarsın, bir sarsın. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Bu çok tehlikeli bir duruma gidiliyor. Rabbim inşallah Türkiye'mizi bu faiz belasından kurtarsın inşallah. Amin.